Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Buruç suresi bununla ilgili. O gün, yani iman edenlerin imandan dönmemeleri karşılığında ateş çukurlarına atılıp yanmalarını keyifle seyreden bu adamlar, bazı rivayetlerde 5000, bazısında da 20.000'e kadar yükselen büyük bir rakamı yakmışlar. Bir günde en azından 5000 mümini atıp çukurda, ateş çukurunda yanarken seyretmişler. Böyle bir vahşet. 3 kişi, 5 kişi değil, 5000 kişi ile 20.000 kişi arasında bu rakam değişiyor. Elimizde net bir bilgi yok. Ama en az 5000 Müslüman, mümin, Allah'a iman ettikleri için ve putperest olmadıkları için orman gibi bir ateşin içerisinde yanıp kül olmuşlar. Onlara bu cezayı takdir eden Yüce Divan, mahkeme, bir de dünyanın hiçbir yerinde, insanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde kenarda oturmuş piknik yapar gibi insanların nasıl cayır cayır yandıklarını seyretmişler. Hani ceza verip bunların hepsini yakın deyip gitmek de bir merhale herhalde. O da insanlığın bir basamağı demek ki. Vahşetin bir alt düzeyinden de aşağı inmişler. Bir de oturup binlerce insanın nasıl yandığını, yağlarının aktığını zevkle seyretmişler. Küçük bir parantez olarak bu olayın Allah'ın arşında nasıl seyredildiğini anlamamız bakımından bir örnek veriyor Aleyhisselam Efendimiz. 3 çocuk insanlık tarihi boyunca henüz kundaktayken, 3 günlük, 5 günlükken konuşmuş. Bir tanesi bildiğiniz gibi İsa Aleyhisselam'dır. Biri de bu olay esnasında bir kadıncağız kucağındaki bebeğiyle getiriliyor. Mümin misin? Müminim deniyor. Ateşe atlayacaksın deniyor. Bebeğinle beraber atla deniyor. O da bebeğini kucağında sıkı bir şekilde tutuyor. Tereddüt ediyor. Bu bebeği de yakar mıyım, yakmaz mıyım diye acaba acıyor. Bebeğine acıyor. Bebek Allah'ın kudretiyle dile geliyor. Anne, o gördüğün ateş değil, atla diyor. Atla diyor. Bir iki günlük bebek. Demek ki böyle göklerden muhteşem bir şekilde meleklerin seyrettiği o binlerce müminin, onlara göre işte kebap yapıldığı yerde esasen onlar cennete, Allah'ın cennetine vasıl oldular. Oradan atladılar, cennete gittiler. Şimdi Buruç suresinde bu vahşi manzara, çok ayrıntılarına girmeden ama ana ilkeleriyle anlatılıyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ كُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Çok enteresan bir şekilde Kur'an-ı Kerim kaç kişiydiler, ateş nasıl tutuşturdu bunu anlatmıyor da, bir de oturmuşlar yaktıkları insanları seyrediyorlardı Allah buyuruyor. Vahşi, üstünde de vahşeti var. Katmerli vahşi. Zalim oğlu zalim. Böyle birisi, yani 100 kişi, 200 kişi değil yaktığı, bir şehir halkı olduğu gibi ateşe atmış. Yakmış. En az 5000 kişi o gün yanmış orada. Şimdi kardeşler, bu sahneyi anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim sonra onlarla ilgili hükmünü veriyor. İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minati summe lem yetubu felehum azabu cehennem ve lehum azabul harik. Şu cümleye dikkat edeceğiz kardeşler. Alim olmak gerekmiyor Allah'ı tanımak için. Allah'ın rahmetini ve kullarına muamelesini görmek için alim olmak, medreseye girmek gerekmiyor. Sadece şu ayeti alsak da,
Kur'an'ın diğer ayetleri bir kenarda dursa Allah'ı tanımış olurduk. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Şu mümin erkeklerle mümin kadınlara, yani topluca müminlere işkence eden, onları ateşe atanlar, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, sonra da tövbe etmeyenler, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, onlara cehennem azabı var, وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ, tutuşmuş bir alevin içinde yanacak onlar. Bu ayette dağlar gibi, volkanlar gibi müthiş bir ifade var arkadaşlar. Tekrar dikkat edin, dikkatinizden kaçmasın. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Kimden bahsediyor Allah? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ. Şu çukurlarda, yanan ateşlerde öldürüldü o müminler. اَنَّارِ ذَاتِ الْوَكُودِ. Böyle alevleri ormanlar gibi yükseliyordu. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ. Bir de oturmuş, وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Müminlerin cayır cayır yanışını seyrediyorlardı diyor. Seyrediyorlardı. Allah bu manzarayı gördüğünü ve bu manzarayı, müminlere yapılan bu büyük işkenceyi kaydettiğini söylüyor. Sonra bu olayı değerlendirirken bakın hangi üslubu kullanıyor. İnnellezîne fetenul mu'minîne vel mu'minât. Şu erkek müminlerle kadın müminleri şu çukurlarda yakanlar, sümme lem yetûbû, ve ardından da tövbe etmemiş adamlar var ya, felehum azâbu cehennem ve lehum azâbul harîk, onları korkunç bir ateş bekliyor. Burada sır ne biliyor musunuz? Şu en az 5000 mümini cayır cayır odun gibi çukura atıp yakan adamları Allah konuşurken, şu erkek müminlerle kadın müminleri yaktıkları halde sonra tövbe etmeyenler var ya diyor. Burada insanın kalbi durur, beyni durur. Demek ki bu en az 5000 kişiyi yakıp seyreden zalim, gaddar, insanın olup olmadığı belli olmayan adam, akşam pişman oldum, tövbe ettim ya Rabbi deseydi kabul edecekti Allah demek ki. Sümme lem yetubu, sümme lem yetubu. Sonra da tövbe etmedi bir de diyor. Sonra da tövbe etmedi. Bu tövbe etmedi dediği kim? Kim tövbe etmedi dediği? En az 5000 insanı, bebeğiyle, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla odunu sobaya atar gibi ateşin içine adan zalim. Bunu Allah konuşurken böyle böyle yaptı. Ve semâ-i zâtil buruc. Şu burçları olan büyük göklere yemin olsun, Allah buyuruyor. Vel yevmil mev'ud. Şu kıyamet gününe yemin olsun. Ve şahidin ve meşhud. Gören, görülen her şeye yemin olsun. Bu manzarayı gördüğüne ve bu vahşeti defterlerine kaydettiğine Allah gökler üzerine yemin ettikten sonra, bu 5000'den fazla insanı odunu sobaya atar gibi ateşe atıp cayır cayır yanışlarını zevkle seyreden hain, gaddar, zalim ve vahşi, insan olup olmadığı belli olmayan bu adamın cehennemlik olduğuna karar verirken Allah, sümme lem yetubu, akşamda tövbe etmemişti diyor.